Eş cimri olduğu için ve öz bakımına gerektiği kadar özen göstermediği için kocasına dava açıyor. Yargıtay da kocayı aslında suçlu buluyor. Sen öz bakımına dikkat etmiyorsan, eşin bu nedenle şikayetçiyse belki ter kokusu tedavi edilecek bir şey. Peki bunları ispat etmek zor değil mi? Mesela yani öz bakımına özen göstermiyor. Nasıl ispat edeceğim ben bunları? Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Serpil Çınar'la birlikteyiz. Merhaba Serpil. Merhaba Beste. İyi bir yayın olsun diliyorum. Ben de diliyorum. İyi de Anlaşarak olacak. yaptığımız bir yayın olsun dileyim ve anlaşmalı boşanmaya geçeyim, pası atayım. Tamamdır. Çiftlerin hayali. Evet, anlaşmalı boşanma. Şununla girmek istiyorum aslında konuya. Şimdi anlaşmalı boşanmada belli bir süre evli kalmak gerekiyor mu? Yani ben mesela 4 ay evli kaldım ve anlaşmalı boşanmak istiyorum. Mümkün mü bu? Tek celsede bitirmek için en az bir sene evli kalmak gerekiyor. Tabii bazen ünlülerde görüyoruz. Evet. Bir saatte boşanılıyor, daha bir sene dolmadan boşanılıyor. Onda çekişmeli boşanma olarak açılıyor ve onun prosedürü farklı. Davayı karşı taraf kabul ediyor ve anlaştıkları şekilde sulh yoluna başvurup daha doğrusu boşanılabiliyor. Ama anlaşmalı boşanmak için belli şartlar var. Bunlardan birincisi de bir yılı geçmesi lazım nikah tarihi üzerinden. Peki süreç nasıl işliyor burada? Yani ne yapmam gerekiyor benim anlaşmalı boşanmam için? Anlaşmalı boşanmada en önemli konu tabii ki de adı üstünde tarafların anlaşması lazım. Bir yılı dolan çiftler, çocukları da varsa, mal paylaşımında da anlaşmak istiyorsa 5 hususta anlaşacaklar. 1. Ben boşanmak istiyorum, eşim de boşanmak istiyor. 2. Çocuğu velayetini ben alacağım ya da eşim alacak. Kişisel ilişki günleri de bu şekilde olacak. Saat, gün, saat. Kabul ediyor musun? Ya etmiyorum ama şunu da, yani orta yolu bulunacak bu konuda. Tabii ki de o kanun maddelerine, Yargıtay kararlarına da uygun olacak. Bunun yanında nafaka. Ben nafaka istiyorum, ne kadar istiyorsun? Tamam, ödeyeceğim. Ya da işte şu kadar olsa olur mu? Bunda da bir orta yol bulunacak. Nafaka miktarı sınırlı olacak. Nafaka miktarı belirli olacak, açık olacak. Gerekirse gelecek yıllara ait bir nafaka miktarın artışı konusunda da anlaşmaları gerekecek. Kimisi üfe isteyecek, kimisi tüfe isteyecek, kimisi %20-25 ile sabit diyelim diyecek. Bunların hepsi anlaşılacak. Kesin, net, açıklayıcı olacak. Bunun yanında tazminat. Ben bu evliliğin bitiminden menfaatlerimiz zedelendi. Senden, çekişmeliden şu kadar isteyecektim ve tahmin edersin ki bu kadar çıkardı. Avukatla görüştüm. Senden bu tazminatı da istiyorum. İster taksitle öde, istersen boşanma kararı kesinleştin, istersen duruşma gününde, karşı tarafın birbirine, daha doğrusu iki tarafında birbirine olan güveniyle alakalı bu konuda. Ve en sonunda da dediğim gibi mal paylaşımında varsa bu evi sana devredeceğim, tapu masrafları bana ait ya da bu evi %50-%50 yapalım, hisselerimiz %50 olsun gibi. Yani kesinlikle en önemli şart bir yıl nikah tarihi üzerinden geçmesi lazım. İkincisi de 5 bu saydığım maddede de anlaşmaları, uzlaşmaları gerekmektedir. Peki anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar, nelere dikkat eder mesela? Hakim şunu soracak. Bir kere o protokolün imzalanma tarihi sözleşme üzerinde yazılması lazım. Tarafların ıslak imzası olması lazım ve o protokolü okuyacak maddeleri. Sen bu protokolü imzaladın değil mi? İki tarafın avukatı olsa da asiller gelmek zorunda. Davacıya dönecek, diyecek ki bu protokoldeki imza sana mı ait? Evet, bana ait. Bu protokoldeki imza sana mı ait? Evet, bana ait. Duruşmada diyecek ki boşanma konusunda emin misin? Sen emin misin diyecek. Onlar da emin olduğunu, bir tereddüt varsa boşanma konusunda ya da o maddeler konusunda bir anlaşmaya yönelik frekans alamazsa, aslında belki de zorla imzalatıldı, belki de kandırılıyor karşı taraf, ona dair böyle bir tereddüt varsa bir düşünün. Bazen öyle yapıyorlar, 5 dakika siz bir düşünün diye. Ya da işte ben bu duruşmada anlaşma boşanma yönünde karar veremem diyor. O yüzden emin olacak. Emin misin boşanmaya? Emin misin? Bu maddede emin misin? Eminim. Tutanağa yazdırılacak bu. Ben boşanmayı kabul ediyorum. İşte eşime bilmem kaç TL nafaka ödemeyi kabul ediyorum. Çocuğuma bu kadar iştirak nafakası ödemeyi kabul ediyorum gibi. Tek 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 anlaşma hususları da duruşma tutanağında yazdırılacak ve o tutanak bir de imzalatılacak. Serpil, bir de geçtiğimiz günlerde bir haber vardı, biliyorsundur zaten. Çok ilgimi çekti. Eş cimri olduğu için ve öz bakımına gerektiği kadar özen göstermediği için kocasına dava açıyor.
Yargıtay da kocayı aslında suçlu buluyor. Şimdi böyle bir durumda ne gibi haklarımız var? Yani dava açabilir miyiz? Gerçekten cimrilik bir boşanma nedeni mi? Ya da kendine özen göstermemek, temiz olmamak vesaire? Evet. Bunu da şöyle, şuna da hazır sormuşken, iyi ki sordun, söyleyeyim. Anlaşmalı boşanmada neden boşanıyorsun diye de sormaz. Ama bu gibi hususlar varsa, taraflar anlaşamamışsa çekişmeli boşanmada bunu gündeme getirebilir. Sen öz bakımına dikkat etmiyorsan, eşin bu nedenle şikayetçiyse belki ter kokusu tedavi edilecek bir şey. Tedaviyi kabul etmiyor, doktora gitmeyi kabul etmiyor ya da tedavi gerekmiyor, sadece temizlenmesi lazım. Kadın aynı yatağa yatmak istemiyor. Kadın cinsel birliktelik geçirmek istemiyor. Eşlikten gelen görevlerini yerine getirmek istemiyor. Bu tabii ki de ortak hayatı çekilmez hale getiren bir neden olduğu için ben boşanmak istiyorum diyor. Dişini fırçalamıyor olabilir, işte kıyafetlerine, kişisel bakımına, yani elini yıkamasına kadar dikkat etmiyor ve kadın ya da erkek bu durumdan rahatsız olduğu için cinsel birliktelikte geçirmek istemiyorsa, işte Yargıtay'ın sosyal amacı olan cinsellikte yerine getirilmiyor demektir. Peki bunları ispat etmek zor değil mi? Mesela yani öz bakımına özen göstermiyor. Nasıl ispat edeceğim ben bunları? Tabii ki de çok zor. O kadar zor ki, çünkü dört duvar arasındaki özel bir mesele bu. Belki dava dosyasında ilerleyen süreçlerde bu kadar rahatsız edecek kadar ter kokusu varsa evine gelen komşu, evine gelen akraba buna şahitse tanık beyanıyla ispatlanabilecektir. Peki ben bundan dolayı karşı taraftan tazminat talebinde bulunabilir miyim? Tabii ki de bulunabilirsiniz. Neden? Çünkü ben evliliği, ileride beklediğim menfaatlerim zedelendiği için, böyle hayal etmediğim için evlilik senin yüzünden bitti. Kişisel bakımına dikkat etmiyorsun. Kendine saygın yok. Bu nedenle de bizim aramızda bir cinsel ilişki de olmuyor. Sosyal amacımızı da burada bozuyorsun. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta diye birbirimize söz verdik. Birliğin mutluluğunu da birlikte sağlayacaktık. Mutluluğu da sen bozuyorsun. Ben bu yüzden mi evlendim? Senin bu yaptığın kusurlar nedeniyle ben bu yaşımda dul kaldım. Bu yaşımda çocuğum varsa çocuk ve dul kaldım. Bir daha evlenme olasılığım, bir daha evliliğe dair yaşam sevincim ya da güvencem ya da evlilikle ilgili umutlarım eskisi gibi kalmadı. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Tabii bu da ne oluyor? İleride beklenen menfaatler nedeniyle Türk Medeni Kanunu 174 diyor ki maddi tazminat isteyebilirsin, manevi tazminat da isteyebilirsin. Şimdi seyircilerimizden de aslında bu konularla ilgili çok fazla soru geliyor. Bugün onlardan iki tanesini de sormak istiyorum. Birincisi şuydu, boşanma davasında bizim en çok nelere dikkat etmemiz gerek? Yani boşanma davasındaki bu altın kurallar nelerdir diye. Evet. Neler söyleyebiliriz? Tabii ki de bunun BES'te kanunda şeyi yok. Dediğim, ben kendim söylüyorum altın kural diye. Hı hı. 5 madde diye sınıflandırıyorum. Hı hı. Neden? Çünkü dava devam ederken yaşanılan hususlar nedeniyle kendim bir madde koydum. Hı hı. Birincisi, avukatın var ve davan devam ediyor. Avukatının talimatlarının dışına çıkmaman gerekiyor. Talimat da demek istemiyorum aslında. Davayı olumsuz etkileyecek, davanın gidişatında senin aleyhine olacak durumları önceden uyarıyor. Bak, bunu yaparsan davanla ilgili süreç bu şekilde ilerler. Şimdi burada da işte avukatın talimatıyla hareket etmezse dava ileride kaybedildiği zaman davayı kaybettim çünkü ben bu hatayı yaptım denilmediği için o cümlelerde ve sonrasında o psikolojiyle keşke o hareketi yapmasaydım pişmanlığı olmaması için bir, avukatının talimatına uymak zorundasın. Avukatın davayı olumsuz götürecek konularda seni uyarıyor. Sen bu konulara uymak zorundasın. O zaman neden hukuki vekillik hizmeti alasın? Avukatını dinlemeyeceksen. İki, avukatına samimi olmalısın. Yani davada bir işbirliği içerisinde, davada müvekkil adına kazanması için, en az zararla kurtarması için, kurtulması için vekillik hizmeti yürütüyor. Ve avukat bu konuda tabii ki de açık ve net bir şekilde senden alacağı bilgilerde ispat, delil, kendisiyle ilgili hatalar konusunda kesinlikle güven ilişkisi için samimi olmak zorunda ki yarın bir gün avukat dönüp de sen neden bunu söylemedin, ben de ona göre bir savunma yapardım demesi lazım. Bu ihtimal için samimi olmak lazım. Avukatından bir sır saklamaması lazım. Mesleki sır saklama yükümlülüğüne göre zaten bizler bunu kalkıp da dosyada benim aslında müvekkilim böyle böyle yaptı, açık söyleyeyim, net söyleyeyim diye bir şey yok. Bizler vekillik hizmeti yürütüyoruz. Senin
korunacak menfaatlerini en iyi şekilde yürütmemiz lazım. Onu korumamız lazım. O yüzden avukatına da açık ve net olacak. Üçüncüsü, benim en önem verdiğim kural, duygusal davranmayacak. Duygusal davranan kaybeder. Diyelim ki boşanma sürecine girildi. Boşanma artık ortak hayat dedi çekilmez hale geldi. Müvekkil diyor ki ben boşanmak istiyorum, bitirmek istiyorum. Çünkü şöyle, çünkü böyle. Sonra dava devam ederken, boşanma davası devam ederken o kadar eşinden bıkmış müvekkil konuşmamalı, diyalog kurmamalı, aynı evde yaşamamalı. Çünkü sen zaten boşanma davası açıyorsun ki ortak hayat çekilmez hale geldi diye. Artık bir an evvel bu şeylerden kurtulmak için, ama dava devam ederken duygusal davranarak hala manipülatif davranışlarına ya da işte barışma isteklerine bu şekilde yanlış hareketler yapıp sonra pişmanlık duyarsa tabii ki de barışabilir. Tabii ki de davasını geri çekebilir. Ama bundan emin olması için mutlaka duygusal davranmaması ve mantık yürütmesi lazım. Ha, yürütemiyorsa o konu başka. Psikolojik bir yardım alması, ben neden böyle manipülasyonlara boyun eğiyorum gibi kendini sorgulaması lazım. Sonra ne oluyor? Dava devam ederken ben boşanma davası açtım ama süreç hiç iyi gitmiyor. Ben boşanma davası açtım ama bir türlü kurtulamıyorum. Neden boşanma davası açtım? Kurtulmak için. Neden hala diyaloğa giriyorum o zaman? Neden psikolojik şiddet uygulayan bir eşe uzaklaştırma kararı alıyoruz? Madem ihlal edeceksin, madem onu arayacaksın. Yani o yüzden, ama çocuklarım var arada. Çocukların var, evet. Zaten kimse sana demiyor ki babasıyla ya da annesiyle görüştürme. Burada çocuklarının kişisel ilişki, gün ve saatleri, çocuğumu aldım bıraktım dışında ya da şu okula yazdıracağım dışında bir konu konuşmaman gerekiyor zaten eski eşinle. Neden açıyorum, ben ne yapıyorum mantığı olmalı. Ve tabii en önemlisi de dördüncü kural dediğimde çocuklar. Hazır çocuklara da gelmişken, çocukları boşanma davasında koz olarak kullanma, çocukları boşanma davasında cezalandırma olarak kullanma inanılmaz büyük tahribatlara neden oluyor. Ve bu gibi nedenlerden ötürü de çocuklar zedeleniyor. Yarın bir gün ergenliğe girdiğinde, yarın bir gün o çocuklar büyüdüğünde büyük bir pişmanlık yaşanılıyor. Ama artık zapt edilemez bir hale geliyor. Bununla ilgili duruşmada çok sık yaşadığımız, hakimlerin özellikle uyardığı, bakın o elinize kamerayı alıp da çocuğun suratına video çekmeyin. Bu delilleri üretmeyin bana bir şey ispatlayacaksınız diye. Bu çocuklara zarar veriyorsunuz. Yani boşanma davasında eşin seni aldattı mı? Boşanma davasında eşin seni darp mı etti? Çocuklarına bir zararı yok. Evet, tabii ki de darp eden eş zarar verici bir eştir. Şiddete eğilimlidir. Ona göre zaten hakim pedagog eşliğinde görüşmesini isteyebilir, kısıtlı görüşmesini isteyebilir. Ama senin ona duyduğun kin, beni aldattı diyerek çocuğunu da cezalandırmaman lazım. O cezayı yaptığın zaman çocuk ya anneden soğuyor, ya babadan soğuyor. İkisinden de nefret ediyor. Aileden nefret ediyor. Evlilikten nefret ediyor. Toplumdan nefret ediyor. Sonra dışlanan çocuklar oluyor. Bunun sorumlusu yine biliyor musunuz? O aldatan eş oluyor. Senin yüzünden oldu diyor. Sen çocuğunu zaten dahil etme. Çocuğunu dahil ettiğin zaman o yönlendiriliyor. İleride de tahribata uğruyor. Ama çocuğunu yönlendirmezsen zaten gerçeği görüyorlar. Son altın kural da başkalarının dosyasıyla kendi dosyayı kıyaslamak. Senin yaşadığın evlilikteki problemler farklı, olaylar farklı, taleplerin farklı, ekonomik durumlarınız farklı, hakimin takdirine dayalı olan kararlar var. Aynı maaşı almış ama çocukları özel okula gidiyor, diğer dosyayla kıyaslıyor. Diyor ki ona nafaka bu kadar çıkmış, bize niye bu kadar çıktı? Tamam, onun giderleri farklı, belki ek gelirleri var. Bir de hakimin takdirinde, hakim... Bir kanun kuralı yok ki nafakanın bilmem kaçtı bilmem kaçı maaşın şu kadarına denk gelecek diye. Yok. O yüzden kıyaslamak da zaten kıyaslamak çok kötü bir şey her anlamda. Kendi dosyanızda kıyaslarsanız bunun dosyası bilmem kaç yılda bitmiş. Bunun dosyası 2 günde bitmiş. Anlaşmalı boşanma çünkü. Ya da işte 1 senede bitmiş. Sonra anlaşmalıya dönmüş de olabilir. Ya da o kadar mesela bazı dosyada 9 tane tanık yazdırılıyor. Tabii ki de uzun sürecek anlamına geliyor bu. Bazısı da 2 tanık oradan dinletmiş, 2 tanık da diğeri dinletmiş. Erken bitmiş dosyası. Yani o dosyaları görmeden sadece kulaktan dolma, dedikodusal muhabbetler davada tahribat yaratır müvekkillerde. O yüzden en önemli husus da kesinlikle dosyalarını başkalarının dosyalarıyla kıyaslamamak,
önüne bakmak, ben ne yapacağım, bu adamdan ya da bu kadından neden ayrıldım, bu süreci bitirmek için attığım hamlede kendimi de yoruyor muyum? Çok teşekkür ediyorum. Yani gene çok faydalı bilgiler verdik ben bence. Ben teşekkür ederim Beste. Özellikle şiddet konusu aslında az evvel bahsettin. Aslında çok geniş bir konu. Bunu da bir sonraki bence videomuzda konuşalım derim. Tabii ki de şiddet biz aslında darp ediyor. Diyoruz ki şiddet. Hı hı. Ama darp değil sadece şiddet. Psikolojik, sosyal, ekonomik ve cinsel olmak üzere farklı alanları var. Alanları var. O zaman bunu da bir sonraki videoda tabii konuşmak dileğiyle. Seve seve. Diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle.